Merhaba, bugün Azerbaycan ile Kazakistan isimli Türk devletlerini müttefiklerin de yer alacağı bir kurgu olarak savaştıracağım. Ancak lütfen bunun sadece bir senaryo olduğunu unutmayın ve gerçek hayatla bir bağlantısı yoktur. Öncelikle Azerbaycan'ın yanında yer alacak ülkeler Türkiye, İsrail ve Türkmenistan oldu. Kazakistan'ı destekleyecek ülkeler ise Rusya, İran ve Ermenistan oldu. İlk olarak Azerbaycan ordusunu Kazakistan'la savaşmak için hazırladı ve ayrıca Türkiye ile İsrail'den de yaklaşık 5 milyar dolar çeşitli hava savunma sistemleri ve savaş gemileri satın aldı. Kazakistan ise Azerbaycan'la savaşacağını biliyordu. Bu yüzden o da aynı şekilde ordusunu savaşa hazırladı ve Rusya'dan savunma sistemleriyle görünmez savaş uçakları satın aldı. Kazaklarla araları oldukça iyi olan Ruslar her türlü desteği ona vereceğini açıklamıştı. Ayrıca Rusya Federasyonu Kazakistan'ı Türkiye ve Azerbaycan'a tercih edebileceğini rahat bir şekilde söyledi. Bu arada Azerbaycan savunma pozisyonuna geçti ve ilk olarak Hazar Denizi'ndeki kıyılarını savaş gemilerine donattı. Kazakistan ise saldıracak olan taraftı. Çünkü arkasındaki Rusya gibi bir güce güveniyordu. Derken Kazaklar Hazar Denizi'ne saldırı gemilerini sürdü ve Azerbaycan kıyılarına getirdi. Bu Kazakistan filoları Azerbaycan topraklarına 100'den fazla füze fırlattı. Fakat Türkiye ve İsrail'den satın alınan hava savunma sistemleri sayesinde bu füzelerin %100'ü olan tamamı henüz havadayken düşürüldüler. Bu duruma öfkelenen Kazakistan bu kez Rusya'ya bir çağrı yaparak dedi ki, "Rusya, Hazar Denizi'ne savaş gemileri getirebilir misin? Bizim gücümüze hafife alan bir Azerbaycan var. Acilen yardıma gel ve ona haddini bildirelim." şeklinde bir açıklamada bulundu. Bunun üzerine Ruslar bu çağrıyı kabul etti ve buraya savaş gemilerini yerleştirdi. Ayrıca Rusya hemen sınırında yer alan Azerbaycan'a karşı kendi hava savunma sistemlerini de yerleştirdi. Böylece her iki tarafta artık füze atamaz ve uçak uçuramaz duruma gelmiştiler. Fakat Kazakistan için hala bir sorun yoktu. Çünkü Rusya'dan radarlara yakalanmayan ve görünmez olarak bilinen savaş uçakları satın almıştı. Bu arada Türkiye, Azerbaycan'ın zor durumda olduğunu bilse de olayları henüz takip aşamasındaydı ve Azerbaycan'a bir mektup göndererek şöyle dedi. "Sevgili can kardeş ülke Azerbaycan, ne zaman asker ve benzeri ihtiyacınız olursa yardım edip seve seve göndermeye hazırız. Yeter ki iste." Ardından ise Azerbaycan'da karşı bir mektup göndererek "İyi niyetlerin için çok teşekkürler kardeş. Eğer Kazakistan ile Rusya bana karşı askeri çıkartmada bulunursa sizden insansız hava araçları göndermenizi istiyoruz." dedi. Daha sonra da Türkiye buna onay verdi. Bu arada İsrail de Azerbaycan'ın müttefiki olan bir ülke olduğu için o da bir mektup göndererek "Hey Azerbaycan, Rusya'nın görünmez uçaklarına karşı Amerika'dan size F-35 hayalet uçakları göndermesini isteyeceğim." açıklamasında bulundu. Fakat Azerbaycan da dedi ki "Bende fazla para yok. Onun yerine size petrol sağlayabilirim." Bunun üzerine İsrail de petrol teklifini kabul etti ve Amerika'ya bir çağrı yaparak "ABD, acil olarak Azerbaycan'a görünmez uçaklar gönder. Yoksa Ruslar ve Kazaklar işgal edecek." Bu çağrının ardından Amerika Birleşik Devletleri hemen işe koyuldu ve Azerbaycan'a petrol karşılığında 20 tane F-35 hayalet uçak verdi. Fakat bu arada Kazakistan'ın hayaletleri Azerbaycan topraklarına gelmiş ve bombalamaya başlamıştı. Hemen sonra da Rusya aynı şekilde savaş uçaklarını getirince Azerbaycan adeta bombardıman altına alınmıştı. Fakat bu Azerbaycan'ın bir planı bulunuyordu. Kendi toprakları bombalanmaya devam ederken o da F-35'lerin 10 tanesini hem Rusya'ya diğer 10'unu ise Kazakistan topraklarına gönderdi. Bunun üzerine ilk etapta Azerbaycan Rusya sınırını bombaladı ve ardından da bazı uçaklarını başkent Moskova'yı vurması için gönderdi. Bunlar Rus başkentine doğru giderken o sırada Kazakistan'a ulaşan Azerbaycan'ın hayalet uçakları Hazar Denizi kıyılarında yer alan tüm Kazak kentlerini havadan bombalıyordu. Böylece 3 ülkede karşılıklı olarak bombalandığı sırada Azerbaycan'ın Moskova'ya gönderdiği uçaklar sonunda buraya ulaştı. Ruslar bu hayaletleri göremiyor ve vuramıyorlardı. Bu yüzden başkent Moskova bombalanmaya başlamıştı. Hem de kendinden yaklaşık 200 kat daha küçük bir ülke tarafından. Ancak bu arada İran ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı tutumu şiddetlendi ve onlar da bir engel oluşturmak için askerlerini sınıra gönderdiler ve saldırmaya başladılar. Bunun üzerine müttefik Türkiye insansız hava araçlarını Azerbaycan'a göndermeye başladı. Bunun üzerine Azerbaycan hemen bu Türk İHA'larını İran ve Ermenistan askerlerini havadan bombalamak için kullandı. Bu İHA'lar çok yüksekten uçtukları için hava savunma sistemleri bunları vuramamaktaydı. Kısa bir süre sonra ilk olarak Ermeniler bu bombardımana daha fazla dayanamayarak askerlerini Azerbaycan sınırından geri çekti. Ermenistan çekilince mecburen İran'da çekmek zorunda kaldı. Ancak hala bir sorun vardı ki Azerbaycan hava sahalarında Rus ve Kazakistan uçakları hala havalanıp bombalamaya devam ediyorlardı. Kazakistan cephesine geri dönersek bu sırada Amerika'nın verdiği hayalet uçaklarla bombalayan Azerbaycan'ın bu hamlesi sonunda sonuç verdi ve buralarda yaşayan yüz binlerce Kazak Türkleri mecburen doğu topraklarına doğru göç etmeye başladılar. Böylece fırsat bu fırsat diyerek Türkiye'ye yeniden
çağrı yapan Azerbaycan şöyle dedi. Kardeş Türkiye, sizden bir ricada bulunsam ve bana 50 bin civarında profesyonel asker verebilir misiniz? Bunun üzerine Türkiye'de yeter ki iste. Ancak bir şartımız var. Kazakistan topraklarının neresini ele geçirirseniz yarı yarıya bölüşeceğiz. Ona göre. Dedikten sonra Azerbaycan da bunu onayladı ve Türkiye hemen 50 bin civarında askerini buraya gönderdi. Ardından da hem kendi askerlerini hem de Türkiye'nin ordusunu çıkartma gemilerine yerleştirerek buraya getirdi. Çok geçmedi ki Azerbaycan onları ilk etapta Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki kıyılarına indirdi ve ilerleyişler başladı. Azerbaycan öncelikle Mangistau ve Atirao gibi Kazak bölgeleri üzerinde hakimiyet kurarak ilerliyordu. Kazakistan'ın Rusya'dan satın aldığı görünmez uçakları Azerbaycan toprakları üzerinde bombalamakla meşguldü ve kendi topraklarının ele geçirildiğini fark etmişti. Bu sebeple mecburen burada yer alan savaş uçaklarını geri çekerek ülkesine getirdi ve kendi topraklarını bombalamaya başladı. Çünkü Azerbaycan hız kesmeden ilerlemekteydi. Bu arada Rusya'nın başkenti Moskova, Azerbaycan Türklerine ait hayalet savaş uçakları tarafından bombalandığı için Rusya, Azerbaycan'a bir çağrı yaparak bu bombardımanı durdurması karşılığında bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını açıkladı. Çünkü Moskova'da Rusya'nın toplam zararı 500 milyar doları aşmıştı. Bunun üzerine Azerbaycan şu maddeleri Rusya'ya sundu. 1. Rusya, Azerbaycan sınırlarından tüm hava savunma, asker, uçak ve tanklarını çekecek. 2. Rusya, Kazakistan'a herhangi bir yardımda bulunmayacak. Hemen ardından bu anlaşmayı Rusya kabul etmek zorunda kalarak imzaladı. Böylece Ruslar tüm uçaklarını ve diğer askeri tecizatlarını Azerbaycan'dan çekti ve Kazakistan'a artık destek vermeyecekti. Bunları uyguladığını gören Azerbaycan da Moskova'daki görünmez savaş uçaklarını geri çekerek kendi ülkesine getirdi. Bu arada Azerbaycan, Kazakistan'da bu iki bölgeyi aldıktan sonra Batı Kazakistan bölgesine yoğunlaşmış ve orada da toprak fetihlerine devam etmeye başlamıştı. Bu sırada Türkmenistan bir açıklamada bulundu ve Azerbaycan'ın istediği takdirde Kazakistan'a saldıracağını açıkça belirtti. Bunun üzerine Azerbaycan da saldırmasını ve askerlerini Azerbaycan hakimiyetindeki sınır bölgesinden getirip destek çıkmasını istedi. Böylece çok geçmedeki Türkmenler de yaklaşık 10 bin kişilik orduyla destek çıktı ve sınırdan geçirip Aktobe bölgesine saldırarak ele geçirmeye başladı. Bu arada Kazakistan'ın Rusya desteğini kaybetmesi onu çok üzmüştü. Fakat elinden geldiği kadar çok asker kullanmaya karar verip Atirao'ya getirdi ve Azerbaycan askerleriyle karşılıklı olarak karasal çatışmalara girdi. Bir süre sonra Kazaklar Azerbaycan ordusunu püskürterek Atirao bölgesinde ilerledi ve yarısına kadar ulaştı. Bu sırada Türkmen ordusu ise güney sınırlardan gizlice ilerliyor ve Kızıl Orda bölgesinden de toprak almaya başlıyordu. Türkmenistan askerleri buradan geliyorken Türkiye ve Azerbaycan ordularının bulunduğu Batı Kazakistan bölgesinde ise onlar da ilerleyerek bölgeyi tamamıyla hakimiyeti altına almış durumdaydılar. Fakat derken Kazakistan ordusu da bu bölgeden çok sert bir şekilde toprak alarak Azerbaycanlıların peşinden geliyordu. Türkmen birlikleri ise Kızıl Orda bölgesinin yarısına kadar gelmişti. Derken Kazakistan Türkmen askerlerinin karşısına da yeni askeri birlikler gönderdi ve ilerlemeler durarak çatışmalar patlak verdi. Ancak bu arada Azerbaycan ve Türkiye askerleri arkadan Kazak birliklerinin geldiğini fark ettiler ve hemen karşı müdahalede bulunarak burada yer alan ordularını ikiye böldüler. Böylece Azerbaycan hem Aktobe bölgesine girerek ilerliyordu ve hem de arkadaki Kazak ordusuyla şiddetli çatışmalar yaşıyordu. Derken bu arada Türkiye, Azerbaycan'ın daha fazla orduya ihtiyacı olduğunu fark etmişti. Bu yüzden büyük bir ordu daha kullanarak kardeş ülkesine gönderdi. Bunun üzerine Azerbaycan çok büyük teşekkürlerini sundu ve ardından da bunları Kazakistan'a gönderdi. Yeni ve güçlü Türkiye askerlerinin gelmesiyle ilerleyişler çok hızlandı ve Aktobe bölgesinin kuzeyini tamamen aldıktan sonra Kostanay isimli bölgeye geldiler. Bu arada Kazakistan ordusu Türkmenleri geriye doğru püskürtüyordu ve kısa sürede Kızıl Orda bölgesinden çıkarttılar. Ancak Kazak askerleri Türkiye ve Azerbaycan ordularına pek fazla bir şey yapamıyordu. Çünkü karşısındakiler daha güçlüydü. Bu yüzden Kostanay'dan sonra Kuzey Kazakistan bölgesiyle Akmola'da da toprak almaya devam ediyorlardı. Bu arada Kazakistan'ın başkenti Astana'da burada yer alıyordu ve ele geçirilmesi artık an meselesiydi. Yaklaşık olarak bir ay sonra başkent Astana'ya ulaşan Azerbaycan ve Türkiye ordusu burayı ele geçirdi. Böylece savaş sona ermiş oldu ve kazanılan topraklar Türkiye ile Azerbaycan arasında bölüşüldü. Savaş sonucunda Kazakistan ile müttefikleri yenildi fakat Azerbaycan ve müttefikleri kazanmıştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için bizi desteklemeyi unutmayın. Bunun için de videolarımıza like, paylaşım ve kanala da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.